Ustad boşuna sıralamamış, ben hayret ediyorum bunun için sıralıyordu diye meğer şöylemiş bak. Baştan şu ayet diyor ki, Allah Celle Celaluhu imanınız varsa elbette Allah'ı seveceksiniz. İki, madem Allah'ı seversiniz, Allah'ın sevdiği tarzı yapacaksınız. Üç, ve o sevdiği tarz ise Allah'ın sevdiği zata benzemelisiniz. Dört, ona benzemek ise ona ittiba etmektir. Ona ittiba etmek kutsi bilmekle mümkündür. Ama ondan şüphe olursa, peki niye Cebrail yanlış yaptı? Ayeti Hazreti Ali'ye getirirken Hazreti Peygamber'e getirmiş. O zaman Hazreti Peygamber de sahtekardır aşağı. Kendisine gelmeyeceği bir şeyi kendisine verildi aldığın için reddetmedi. Niye? Mesela bak, buraya birisi gelse ilk muhatap benim. Polis de gelse, tenkit de gelse benim. Siz ikinci derecedesiniz. Ama birinci derecede muhatap ben isem, birinci derecede muhatap Hazreti Ali ise, ona gelecek ayeti Hazreti Ali bildi. Tam bildi, Hazreti Peygamber'e gitti. Yanlış yaptın diyecekti. Burada üç tane yanlış var. Bir, Hazreti Cebrail aleyhisselam yanlış yapmıştır. Kime getireceğini karıştırmış. Çok benziyorlar. Çünkü Hazreti Cebrail cesede mahkumdur. Cesetle insanları ayırır. Batını bilmez. İftirası var. İki, Hazreti Ali'ye geleceğini Hazreti Ali biliyordu da peygamberi gidince niçin itiraz etmedi? Korkmuştur ve ya korkmuştur ya doğru bilmiştir. Üç hata, peygambere gelmeyeceğini bildiği halde peygamber niye almıştır? Bu gasp etmiştir derler peygambere. Ama Türkiye'de bunu daha demezler. Ve o sevdiği tarz ise Allah'ın sevdiği zata benzemelisiniz. Ona benzemek ise ona ittiba etmektir. Ne vakit ona ittiba etseniz Allah da sizi sevecek. Peygamber'e Allah ittibayı emrediyor. Ne kadar ittiba ederseniz Allah da sizi sever. Çünkü Allah'a iman etmek, onun dediği yapacaksınız. Onun dediğini yapmak, sevdiği kişideki gözükenleri yapmaktır. Zaten Allah da sizi sevecek. Zaten siz Allah'ı seversiniz. Ta ki Allah da sizi sevsin. İşte bütün bu cümleler şu ayetin yalnız mücmel ve kısa bir mealidir. Demek oluyor ki insan için en mühim âli maksat Cenab-ı Hakk'ın muhabbetine mazhar olmasıdır. Bu ayetin manasıyla gösteriyor ki o matlabu âlanın yolu Habibullah ittibadır. Mesela Bediüzzaman'a niye saldırıyor? Resulullah'a gösterdiği için. Resulullah'a göstermiyor mu? Bunu kim gösteriyorsa, şimdi beni mesela. Operasyon yaptılar bana. Ciddi bir operasyon, polis bir operasyonu yapıldı Almanya'da bana. Tabii bunları anlatan durur mu? Çünkü dış kaynaklarla beraber çalışıyorlar. Terk etmek zorunda kaldım Almanya'yı. Planım 21 gündü. 3'te 2'sini uygulayabildim. Hucuma uğradığım zaman terk etmek zorunda kaldım. Bu ayeti nasıyla bak gösteriyor ki bak Bediüzzaman nereye işaret ediyor. Dolayısıyla o parmağı kırmak istiyor. Bak, parmağı nereye işaret ediyor? Diyor ki o matla bağlanın yolu Bediüzzaman'a itiraz edenler dikkat etsin. Şiaların tuzağına düşüyorlar. Çünkü aynı şeye hücum ediyorlar. Bediüzzaman da şuna işaret ediyor. O matlab-ı alanın yolu Habibullah ittibadır. Ve sünnet-i senesine iktidadır. Onun için Bediüzzaman'a hücum etmelerinin sebebi budur. Bu makamda 3 nokta ispat edilse mezkur hakikat tamamıyla tezahür eder diye devam ediyor. Ben atlıyorum şurada.